from Italy? From Rome. Okay, Rome. Where is from? In Italy. I don't know. Hello, Trenton. Yep. How are you? Good. Thank you. Oh, bir de scooterlı oğlu var. Ömer Çip. Eric, hablas español? Yeah. You are lucky. If you know Spanish and English, you are super lucky. You can find a job easily. Gel teyze gel. Vallahi Meksikalı teyze geliyor. Nerede olsa tanırım. Oh, bir de scooterlı oğlu var. Ömer Çip. Gel yavrum gel. Hi. Hello. Anil. It's me. Lan bızdık. Hello. Is it your scooter, huh? Yeah. I like it. Thank you. Is it electronic? No. It's better. He's your son, right? Yes. He's handsome. Thank you. How old are you? 8. 8? Yeah. What do you guess about me? 14. Have you ever seen 14 guys like as a mustache like this? No. Okay. What's your guess? 24. 24. Okay. When you see like this guy, like this profile, 29. Eric, hablas español? Yeah. You are lucky. If you know Spanish and English, you are super lucky. You can find a job easily. Thank you. You are welcome. Have a good night. Thank you. See you, Eric. Bye. Be careful, be strong. Okay. Biraz uzaklaştırsınlar da öyle Türkçe konuşayım demesinler bu deli ne konuşuyor diye şimdi. Nasıl ama tam kız tribine girdim değil mi? Ay ben çocukları çok seviyorum, dayanamam ben. Ben küçük çocuk gördüm mü böyle yanaklarına yapışırım, hiç dayanamam. Biz eşeğiz sanki, herkes seviyor zaten. Çocuk dediğin şey güzel bir şey. Ben köpeklere bayılırım. Ay köpek, bana köpek deme. Golden alalım, İsa'cım golden alalım evet. Şimdiki Trenton, bu nasıl isim oğlum lan? Trenton. Bunlar ne bu da rapçi mepçi çıkıyor ki isim. Bu sikse bak, bu hayatta konuşmaz bu. Bak görüş. İnsan tanırım ben. Hello Trenton. Yep. How are you? Yes. Thank you. Ben ne dedim? Konuşmaz demedim mi? İnsan sıçıyoruz abi artık. Şaşmaz, şaşmaz. Ulan oğlum öylesine bir Uber yapalım dedik. Saplandık kaldık yalan. Kaç dolar olduk? O ne lan? Şimdiki alacağım yolcunun adı Yancı. Yancı. Nereli acaba Yancı? Tabii yine yok piyasada. Benim ağzımı bozduracaklar. Benim o mübarek, benim o kurban olduğum ağzımı bozduracaklar. Geliyor. Hello Yancı? For Yancı? Yes. Yeah. Gel gel okey dönüyoruz. How are you? Good, you? Thank you. Your name is different. No, that's my girl's mom's name. Okay, your second mom name. Your fake mom name. Yeah. How do you pronounce that name? I don't know. You never used to Yancı? No, my name is Ludwig. I know. I'm asking how do you pronounce the Yancı? Oh, Yancy. Hey, Yancy. Yancy. Last time the same Uber driver, the other Uber driver asked me the same. She said she was from Rome. She's from Italy. From Rome. Okay, Rome. Where is Rome? In Italy. I don't know. She's from Rome. Yeah. Okay, Rome in Italy. In that's city. In Italia? Yes. The Rome is Italian city. Oh, okay. When she say Rome, what did you think about the Rome? Rome? I mean, a nice city. Because of Rome. Rome yeah. Look like good, right? Yeah. Oh, yeah. What's that? Mexican, right? Mexican. They are always same, you know, everywhere. Corridos. Corridos. Yeah. What's corridos? Oh no, wait, that's banda, my bad. Banda. Yeah. It's a like they have like different types of music. And then with modelo. Huh? With modelo. Yeah. With beer. Right? Yeah. This music and modelo all same. Yeah. And little bit fat woman yeah. At home, generally their mom. Why generally Mexican women are fat and yeah. Like short? Yeah, ladies generally. I mean, probably due to like their genes. Hispanic women, the life of taking care of the kids mm-hmm. and doing all of that, which they don't have time for themselves. Mm-hmm. So most don't end up working out or anything, so they're just home cooking and cleaning and all that. Mm. And they eat too, it's
time, you, they gain weight, you know. Okay, which Hispanic country girls are most beautiful? There's a variety. There's a good question, right? Yeah, there's a lot. Colombians. Colombian? Okay, I think best is Venezuelan. Venezuelan, but they are poor. Yeah. Unfortunately, because of here, you know, right? This economic problem, yeah, trade problem, they closed the border for the international trade. Anyway, how is Peru? Peru? Nah. It got their women too. You got women? It got some. I mean, you just hang out before? I've only met like two, which is one of my close friends and then her cousin. Her cousin's pretty. Mm. I mean, no, not from Peru, but her parents are Peruvian. Brazil? Brazilian? Yeah, good, but they are super easy. The easiest woman in the world. That's my opinion. Just one message is enough. Even I hang out one day, one Brazilian girl. Yeah. She cannot, she don't know any English words. Even don't know hello. She doesn't know, she just come here. We never talk. Yeah. But we did everything. Have a good night. Çocuk bahşiş bırakmış. Bu ne kadar? Bu 10 cent. Tanıştırayım. Buraya gelirseniz bir gün inşallah. Arkasında Christopher amcam var, aslen Tokatlı. Niye Christopher dedim? Yeni gelen dayının adı Christopher. Christopher deyince aklıma hep Schweppes reklamındaki timsah. Aman rahatını bozma Christopher. Ah şu timsahlar, barbeküye davet ederler, sonra da bütün gün uyuklarlar. Christopher dersin ya. Yalnız ben yine acıktım çok fena. Adamı kabul ettik lan. Adam şu an arabada gözüküyor. Adamı slide'ı çektim abi. Adamı bulamazsak yaptığım sıkıntılı iş yani. Olmaz. Neyse indiririz ya. İndi derim yani. Böyle indi. Nereye gittiğine bakmak için. Bazen map saçmalıyor. Ben eve gittiğim adresi vermiyor. Ben de iptal ediyorum abi. Dayımın güzelliği. Neyse bunu kaydetmiyorum. Görüşürüz. Bu adamla olan muhabbetim benim aramda kalacak. Bay bay. Bir yerden yaşam mücadelesi, bir yerden okul, bir yerden YouTube, bir yerden insanlar. Yemin ediyorum bak, bir insanı insandan başka yoracak hiçbir şey yok. Lan ben 100 bine kadarken %1'lik bir kesim beni sevmiyordu, bana gülmüyordu. Tamam bu çok normal, ben bunu başarı olarak algılıyordum. Zaten herkes bana gülmesin kardeş. Herkes beni beğenmesin. O zaman ben biterim. Biz işte master'da böyle şeyler öğreniyoruz abi. Her gün şirket kurmuyoruz ya. Neyse şuna geleceğim. Benim küçüklükten beri sevdiğim, takip ettiğim, haberlerini takip ettiğim, başlıklarına saygı duyduğum platformlar şu anda bazı kesim yüzünden ilginç bir hale büründü. Şimdi bizim toplumda tanımadığı, hiç görmediği bir adama nefret ve kin diye bir algı oluştu. Adamı sen tanımıyorsun, adama diyorsun ki eğer adam bu taraftaysa bakın hangi elim olduğuna dikkat edin, terörist ve vatan haini diyorlar. Bu tarafta olunca yalaka, koyun, lan oğlum sen daha bu adamı tanımıyorsun. İşin en kötü tarafı bu adamlar aynı yerde birbirlerine anlamadan birbirlerine küfür edebiliyorlar. Ben ilginç bir şekilde o takip ettiğim, saygı duyduğum platformdan bunu gördüm. Çok ilginç ya. Tabii ki eleştirilmeye kimsenin bir şey dediği yok ama üsluba göre değişiyor. Öyle bir üslupla geliyor ki yemin ederim sokaktaki homeless ha bana küfür etmiş, ha oradaki adam bana küfür etmiş. Yani onda beyin yok. O hani ne dediğini bilmiyor, ne yapacaksın? Yani cevap verecek hiçbir şey yok. Ben o kafaya bürünüyorum. Ben 100 bine kadarken beni sevmeyen, bana gülmeyen tayfa %1, %2 idi. Sayı arttıkça bu da arttı. Tamam bu da doğru, bu da olası. Ama benim şaşırdığım konu benim eleştirilmem değil. Orada herhangi bir söz sahibi olabilmek bir emek istiyor, bir uğraş istiyor. Bu da bir başarı. Tabii ki YouTube'da durduk yere sana küfür eden adamdan bir farkı olması lazım. Eğer parayla o hesabı satın almadıysa. Benim de bir sürü arkadaşım var. Ama ben bu adamların ağzından şöyle bir kelime duymak istemiyorum ya. Orası çöp oldu oğlum, orayı boş ver. Hayır kardeşim, o öyle derse, bu böyle derse olmaz. Ben de o çocuğun konumuna düşmüş oluyorum. O çocuk benim mizahi çapımı anlamamış. Eleştiri nasıl yapılır? Şair burada neyi anlatmaya çalışıyor? Bunu hiçbir şekilde çözememiş bir adam. Oğlum önce bir bak adamı tanı. Şunu kaçırıyor insanlar. Oğlum biz bir toplumuz. Biz beraber yaşıyoruz. Beraber yaşamak zorundayız. Onu sevmeyebilirsin ama saygı duyabilirsin diye böyle götten kolik cümleler kurmam zaten ben, biliyorsunuz. Ama belki ilk kez birisi seni adam yerine koyup bir şeyler anlatıyor. He buradan da bir şeyler çıkartabilirsin. Kimsenin bilmişlik yapmasına gerek yok. Oğlum şunu aklınıza yazın. Hepimiz malız. İnsanlık olarak hepimiz malız. Bunu gerçekten öğrenme periyodunu oturttuktan sonra
günden güne bir şeyler öğrenme arzusuyla yanıp tutuşmaya başladıktan sonra anlıyorsun. Hepimizin yaptıkları ortada, başarabildikleri, başaracağı şeyler ortada. İnsanları yıldırabilirsin, insanları yıldırmaya çalışabilirsin, nefret edebilirsin, onu görmek istemiyor olabilirsin. Bunları yapmak çok kolay ama beyinsiz olmak çok zor. Gerçekten benim sevdiğim YouTube fenomeni gibi ana avrat sövmeyeceğim. Çünkü ben biliyorum ki seni anam bu şekilde doğurmadı. Sen gittin dışarıda adaptasyona uğradın, o yüzden bu hale geldin. Yani demek istediğim, artık iş çığırından çıkmış. Bu taraf bu tarafa sallamıyor. Artık şu an kimi kime salladığı belli değil. Birine sallayayım da birine ben kinimi dökeyim de eline de bir şey geçmiyor ya yani, neyse. Ulan yordunuz beni. Zaten bugün cırcır olmuş. Bugün o Meksikalıların o takosu var ya, tuhaf bir sosları var abi, ondan yedim. Yemin ediyorum abi, işe başladığımdan beri mide brr, brr. Allah'tan yolcular varken gelmiyordu, şimdi yine başladı. Su iç abi, su iyidir. Siz de için gençler, su için. Gerginliğe hiç gerek yok. Hepimiz aynı kaba sıçıyoruz kardeşim. Dön hadi amına koyayım. 2 saatte geliyorum. Ben döndüm bile ya. Şimdi bu tarafta yarın street clinic var. Yani adamlar sabah 8'de dolanıyor. Burayı böylece temizliyor. Eğer orada aracın park halindeyse $100 ticket. Yani park cezası. Şimdi sağ tarafa bakıyorum, olduğu gibi dolu. Ben bir kere Beverly Hills'te şuna şahit oldum. Adam sabah çıkmış köpeğini gezdiriyor. Park görevlisi geldi, dedi ki abi dedi, arabanı çek dedi, vallahi bak ceza yazarım dedi. Adamın ağzında pahalı bir Pro, kolunda pahalı bir köpek. Niye pahalı? Kokusundan anladım. Köpeğin bok kokusundan değil, Pro'nun kokusundan anladım. Adam park görevlisine diyor ki bırak diyor, oraya bırak diyor. Öderim diyor sabah diyor. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Karşı taraf da bomboş. $100 tamam, zenginsin de yani. Dayımın oğlu. Yani güzel üsluplu olan eleştiriye her zaman sevgi ve şefkatle bakmışımdır. Bu küçüklüğümden beri böyledir. Zaten bir şeyleri başarabilmiş adamlar zaten o eleştiriler sayesinde başarmıştır. Öyle değil mi? Siz de başarın. Ben diyorum abi, herkes girsin YouTube'a. Herkesin bir kanalı olsun. Şey artsın, competition. Ben diyorum abi, açın YouTube. Gerçekten bakın, Türkiye YouTube'da eksiklik var. Onun en büyük nedenlerinden biri milletin birbirine ana avrat sürekli küfür etmesi. Diğer bir nedeni de insanlarda bir özgüvensizlik var. Lan aç gitsin. Beni izleyen adamların çoğu zaten yaşı benden küçük. Benim kaç yaşında girdiğimi biliyorsunuz bu işe. Ben sizin yaşlarınızda girseydim şu an çok daha farklıydık yani gençler. Kimse kusura bakmasın. Çok farklı yerlerdeydik yani şu an. Öyle abi kardeş gibi değildik. Belki benim götüm kalkmıştı. Belki benim çok param vardı. Belki ben rap şarkı falan söylüyordum. Aa, beni düşünsen. Ben o seviyeye geleyim, uzun hava okurum abi. Boş mu burası? Sizin yolunuzu her yeri doldurmuş. Abi bu da arıyor, önüme geçti. Sikeceğim çöpünü, hırzını. Oraya çöp mü konur? Bura boş mu? Vallahi mi lan? Şurada, şuna bakacağım. Amına kodumun. Yerinde. Gün görenin orta yerinde. Bir tane yok mu ya? Allah Allah Allah. Oraya öyle koymuş, iki kişilik yeri kaplamış bak. Galat. Buradan biri çıkmış lan. Gençler buldum. Allah'ıma buldum. Billah'ıma buldum. Park yeri buldum abi sonunda. Şimdi eve gidip güzel bir şekilde uyuyabilirim. Bakın gençler, sağa sola küfür etmeyin. Acık saygılı olun. Büyüğünüzü sayın. Derslerinize çalışın. Dersleri günü gününe tekrar edin. En aptal bile bir şey almak istiyorsa alır. Yani benim illaki senin götünden, ucundan, bir şeyinden dokunacak bir yerim vardır. Alıyorsan onu al. Madem o kadar izledin. Ulan 40 dakika, 45 dakika video atıyoruz. Onu izliyorsun. Sonuna yorum atıyorsun. Bari ucundan bir şey çek de bir boka yarasın. Oturup sövmeyle. Yav kardeşim eleştir zaten. Bak ben eleştirilere kalp koymuyor muyum? Eleştirenler siz biliyorsunuz. Biz konuşmuyor muyuz? Oturup sizle dertleşmiyor muyuz? En son barıştık, seviştik, rakı içeceğiz diye sözleşmedik mi? Bana İngiltere'den bir tane Türk bir kız yazmış. Kız güzel. Allah'a var güzel. Böyle naber, nasılsın cümleleriyle başlamış. Abi mesajda aşağı indikçe kız baktım bana saymaya başlamış. Vay götümün Uber şoförü bize cevap vermiyor. Şuna bak hele götü kalkmış. Lan oğlum sen gayet güzel bir kızsın. Ben Kerimcan Durmaz mıyım? Sana niye cevap vermeyeyim? Bir de hıh yazmış böyle. Nefret etme boyutuna getirmiş. Ulan en baştaki mesajda sevgi pıtırcığı. Ben hiçbir şey yapmadım. Ana avrat sövmeye başlamış aşağıya doğru. Oğlum ne oluyor? Bir de Kerimcan Durmaz dedim diye. Gay arkadaşlar yanlış anlamasın. Benim gaylere de saygım sonsuz. Benim gay arkadaşlarım da var. Merak etmeyin. Yani benden hiç... Oğlum bak benden söylemesi o gay. Aman götü sağlam al, duvara muvara yasla yani falan. Böyle abuk subuk espriler yaptığımı duydunuz mu? Ben de biliyorum gaylerin bizim kuru götümüze bakmayacağını. Onlar da çok alıngan mesela. Bana gerçekten çok mesaj atıyorlar.
Onlar bence biraz daha duygusal oluyor. Biraz daha konuşmayı çok seviyor. O da bu sefer yazıya dökülüyor. Ben bir sürü bu sefer mesaj almış oluyorum. Ama madem şu an garip bir dertleşme moduna girdik. Benim hayatımda YouTube çok büyük bir değişikliğin temellerini attı. Ben gerçekten hayranlıkla izlediğim insanlarla diyalog kurma, konuşabilme, onların güzel sözcüklerini alabilme, duyabilme mertebesine mi eriştim diyeyim artık. Ama bu tabii sizin sayenizde oldu. Ben sizin gibi insanlar sayesinde bir yere geldiğim için sizin sayenizde gururlanabiliyorum. O yüzden teşekkür ediyorum. İşte reklam vermek isteyen oluyor. İşte hayvan hakları hakkında konuşur musun diyen oluyor. Sağ olsun bazı üniversiteler söyleşiye bile çağırıyor. He bunlar benim götümü kaldırmıyor mu? Vallahi kalkmasın diye uğraşıyorum. Bana gelen para teklifleri Türkiye'deki etkiyi yaratmıyor. Ve ben kanalda zaten şunu yapmak istiyorum. Beni izleyen adam başlasın sonuna kadar bir baksın. İllaki bir yerden bir şeyler alır. He ben orada herhangi bir kopukluk yaratmak istemiyorum. Yaratacaksam da... Ulan yine geğirmem geldi. Level 6 olduk abi. Benim ultim biliyorsunuz. Bir şeye gerçekten değerse böyle bir şey kabul edilebilir. He Instagram'dan da abi Hatay Samandağ'da BRH pozitife kana ihtiyacımız var falan. Bir sürü mesaj geliyor böyle. He ben bunları paylaşmıyorum ama bunları ben paylaşmadığım zaman gerçekten yanlış anlayanlar oluyor. Ne yapsak yanlış anlaşılıyor zaten. Ben kendi çapımca mizah üreten bir adamım. Bu küçüklükten beri böyleydi. Ben bir yere gittiğim zaman, oturduğum zaman, ciddi olduğum zaman bana diyorlar ki hayırdır Anıl biri mi öldü? İlle taşak geçeceğiz. Tamam bu benim yapımda var. Doğru. Ben bunu kırayım ben buna oynayayım falan da diye uğraştığımdan falan değil. O yüzden ben bu görüntüyü kırmamak için o tür şeyler paylaşmıyorum. O tür şeyler konuşmak da istemiyorum. Belki böyle bir konuşmayı uzun bir süre bir daha yapmayacağım. Bu sefer de böyle denk geldi. Hani diyordunuz ya abi dertleş. Bizim de derdimiz bu abi ne yapacaksın? Yani. Oy oy gençler vallahi yordunuz beni. Hava zaten soğudu. Hadi gidiyoruz abi. Böyle abi tek başıma ne bir kameraman ne bir ekip. Kendime garip bir flora yarattım. Şimdi benim master yaptığım okulda bazı hocalar sürekli böyle ne yaptığımızı, ne yapmak istediğimizi söylüyorlar. Ben daha YouTube olayına girmedim. Ben onlara ben böyle YouTube yapıyorum diyeceğim. Onu bitirme tezine bırakıyorum. Seneye yaza inşallah kalmazsak okul bitecek. Ondan sonra bir Türkiye yapabilirim. Ondan sonra bir daha buraya gelmem lazım. Belli bir süre burada kalmam lazım. Ama yaptığım bütün planlar, kontak halinde olduğum bütün insanlar medya sektöründe muhtemelen bundan sonraki hayatımda medya sektörü üzerinde devam edecek. Bu yüzden ben kendimi geliştirmek için elimden geleni yapacağım. Sizden de ricam ne olur bu tür bir yola baş koymuş insanların şevkini kırmaktansa desteklemek her zaman sizin için daha iyidir. Umarım anlaştık, barıştık ama canınız sağ olsun. Dediğim gibi biz aynı kaba sıçıyoruz kardeşim. Ulan çok ciddi konuştuk. Bir dahakine makara yapacağım lan. Yine bir sürü bir şey birikti. Kendinize gelin abi. Hadi tamam oğlum. Tamam oğlum. Tamam. Bu tabanca bıçak mı? Azıcık geri alsam. Olur abi. Azıcık geri alayım. Bu çöpü möpü atar bunlar. Konu bir de biraz şimdi sağa sola dayanıyor ya. Kardeşim benim sağcıya da solcuya da hepsine saygım var. Vallahi herkes kendi yolunda. Görüşürüz abi. Kapatamıyorum. Ne oldu bugün? Konuşasım tuttu. Kapat. Görüyor musun? Buralar hep kız. Yine üniversitenin oralardayım. Buradan ayrılamadım abi. Yemin ederim Amerikan pastası. Taş gibi kızlar bir spor yapıyor. Bir koşuyorlar. Sincap gibi kafayı çıkarıp onları izleyesim geliyor ama edep ve adap. Görüşürüz.